2. Dur, beyazla geleceğim. Selamlar. Nasılsın? İyisin. Afetlerdesindir umarım. Bu videonun özellikle bugün gelmesinin bir sebebi var. Tam ara tatile çıktığımız 10 günlük canavar gibi tatilin başlangıcındayız. Tam bir kırılma noktasındayız. Ve kırılma noktası dediğinde AYT matematiğe biraz baktıysan, türeve kadar geldiysen aklına ilk gelen cümlene hemen yaz mesela yorumlara. Kırılma noktalarında türev yoktur. Kırılma noktalarında türev yoksa başarı da yoktur. Bunu da asla unutma. Ve başarı istiyorsan o kırılma noktalarında yumuşak geçiş yapman lazım. Yumuşak geçişten kastım teğetin varlığı. Teğet varsa türev vardır. Yumuşak geçiş varsa başarı da olabilir. Ya ben niye bunu matematikte anlatıyorum bilmiyorum ama arkadaşım tam bir kırılma noktasındasın. Ve bu kırılma noktasında gerçekten herkesin yaptığı gibi değil, yapması gerektiği gibi yaparsan kazanırsın, başarıyı elde edersin. Bu 10 günlük süreçte genelde rehavete kapılınır. Ya da bayram tatili uzatılır. Çok uzatma. Çünkü sınav böyle anlarda kazanılır. Önümüzde bak şimdi ne var? Salı günü bayram var. Bayramın birinci günü evet gez, dolaş gönlünce, akrabaydı, kimdi, neydi, ev misafirdi, doldur. Ama ikinci günü itibariyle kaldığın yerden evet minimize edeceksin çalışmayı ama hatta tekbir-i mekanda fayda vardır, ferahlık vardır derler, böyle gezmen dolaşman senin bünyene de çok iyi gelecektir. Sınav psikolojisi olarak seni rahatlatacaktır. Ama kaldığın yerden o çalışmaya devam etmen lazım ve yoğun bir tempoyla. Çünkü tamam bugün itibariyle 65 gün kaldı sınavın gelmesine. O 65 günde AYT matematik kampı var mesela, bak 65 günde koskoca bir AYT'yi bitirebilir miyim düşüncesi varsa aklında tam zamanlı şimdi çalışmaya başlayabilirsin. Ki çalışıyorsundur eminim de. Ve bir şey daha, bak bu zamanın kırılma noktasına olmasına sebep olan şey o 10 günlük ara tatilde değil biliyor musun? Neden biliyor musun? Hava sıcaklıkları arttıkça onunla ters orantılı olarak çalışma süreleri azalır mesela. Ulan yine matematik ters orantı. Ters orantı. Ters orantı var evet, çalışma süresiyle hava sıcaklığının artışında çalışma süresinde ters orantı var. Çünkü dışarı bakıyorsun, herkes dışarıda ya da burası gönüllü ister ki dışarı çıkalım, gezelim, dolaşalım. Freni çek. Freni çek, çekeceğin fren sadece 65 günlük yeter sana. O 65 günün sonunda başarı gelecekse eğer işte böyle anlarda gelecek. Eğer herkesin bıraktığı bu dönemde sen vazgeçmez çalışmaya devam edersen, yıllardır görüyorum yani bütün öğrencilerimde gördüm, dilimde tüy bitti, kalan bu az sürede bırakanlar kaybetti. Diğer herkes, mezuna bırakacağım diyen tayfa bile bak inan bu süreçte çalışırsa zaten başarı geldi. Ve çok önemli bir noktadan daha bahsedeceğim. Özellikle bu 10 günlük süreçte lütfen artık dengeleri değiştirelim. Dengeleri değiştirmekten kastım ne? TYT, AYT dengelerini değiştirelim. Hepimizin derdi değil mi şu an? TYT netler takıldı hocam bir yerde, yukarı çıkmıyor. Evet haklısın, çıkmayabilir ama ben sana çıkması yani yukarı çıkaracak bir metot söyleyeyim mi? Aramızda kalsın, sır gibi olsun. TYT çalışmalarını bırak abi. Bırak. Hocam şaka yapıyorum. Hayır. Gerçekten şaka yapıyorum. TYT çalışmalarını minimize et. Yani yapabildiğin kadar az TYT çalış artık. Varın yoğun her şeyi bundan sonra AYT. Çok ciddiyim. Hocam yine mi AYT? Vallahi de billahi de AYT. Kazanan arkadaşların sonuç belgelerini elimize alıp baktığımızda evet TYT'de gömmüş yani gömülmüş, orada istediği başarıyı elde edememiş ama AYT'deki istediği başarı onu sıralamada bir anda zirveye götürmüş. AYT'deki başarı herhangi bir üniversiteye değil istediği üniversiteye götürmüş arkadaşım. Bence bu cümle çok değerli. Yazmak zorunda olduğun için bir tercihte bir üniversite mi? Gitmek istediğin üniversite mi? Onu belirleyen dengeler. Dengelerden kastım ne? TYT, AYT senin gözünde hep sanki böyle eşit gibi geliyor değil mi? Değil. Sınav puanında %40'lık dilim seni TYT'de, %60'lık dilim seni AYT'de belirliyor. Yani notun, daha doğrusu puanın belirlenirken %40'a %60. AYT bu kadar ağırken senin AYT'ye ayırdığın süre öyle mi? En azından %60'a %40'lık bir süre ayırıyor musun? Bir de böyle düşün. O yüzden kalan 65 günlük süreçte 65 günde AYT matematik kampı var bak, en basitinden o ki bazı videoları bir günde, iki günde yani bir günde 3-4 video ilerleyebilirsin. Çok daha kısa bir sürede bitirebilirsin ve çok ciddi söylüyorum sana ya 30 tane matematik sorusu mu geliyor, 10 tane geometri, 30 tane matematiğin 25'i kalıbı mı basalım mı yapılır. Limit, türev, integral dediğin o zor diye gördüğün ve ortalama 12 soru gelecek bu sene. O 12 sorunun 9 tanesi keklik gibi soru geliyor. ÖSYM şunu biliyor arkadaş. Diyor ki limit, türev, integral zor konular Ve öğrencilerim birçoğu buraya çalışmıyor. Ulan ben zorlayınca zaten yapamıyorlar. Bari oradan normal soralım. Çıkmış sorulara dön bak. Ya da bizim kanalda yine yer verdik. Limit türevi integralde TÇB serisi var. Tıp kısmının çok benzeri serisi var. O videolara baktığında göreceksin çıkmış sorulardaki gibi. Abi çok kolay yapılıyor bunlar konuya çalışınca. Ve en temelinden. Hatta TYT'den çok daha hızlı geri dönüş sana verecek. Ha bunu da böyle söyledi dersin Mehmet Hoca. Evet, kırılma noktasındayız. Kırılma noktalarında kırılırsa türevin olmadığı gibi başarı doğmuyor. Kırılma noktalarını yumuşak geçişle götürürsen kazanan sen olursun. Başaran sen olursun. Başarı öyle gelir. Bu dediğimi lütfen unutma. Ve şimdiden çok güzel bir tatil senin olsun. Ama tatil dediğime bakma. Adı tatil. Son çalışmalar diyelim biz ona. Ve şimdiden bayramını kocaman yani bayramın kutlu olsun. Kocaman da öptüm diyeyim, tamam mı? Bunu da hani olur da o gün video atamazsam şimdiden söylemiş olayım ama Instagram'da takip edersen oradan kutlarım. Hatta elimi uzatırım. Belki bahşiş dağıtırmam ama yani DM'den bahşiş atabilirim. Yani bahşişten kastım öyle para emojisi, tamam, o kadar, başkası olmaz. Hadi bakalım, kendine iyi bak, iyi çalışmalar dilerim. Kırılma noktasına dikkat. Hoş kal, hoşça kal.